Herkese merhaba. Bu videomuzda Malinois'ları anlatacağız sizlere. Malinois dünyanın en eski ırklarından birisi. Hatta tarihi, çobanlık mesleği, sürü gütme mesleği kadar eski diyebilirim size. Çünkü bildiğimiz kadarıyla, şu anki bilgilerimize göre, sürü gütmede köpeklerin kullanılması yaklaşık 2000 yılı kadar önceye dayanıyor. Avrupa'da özellikle. Avrupa'daki çobanlar sürü gütmede ve sürüyü korumada köpekleri kullanmaya başladığından beri Malinois'ların ilk öncüleri ortaya çıkmıştı. Tabi sürü koruma derken bunu da ayrıştırmak lazım. Sürüyü neye karşı koruyorlardı? Yırtıcılara ve koyun keçi hırsızlarına karşı koruyorlardı bu köpekler. Aynı zamanda da obsesif takıntılı oldukları için de sürüyü bir arada tutup gütme görevini de üstleniyorlardı. Yani iki görevi yapıyorlardı. Mesela bizim milli ırkımız nedir? Kangal. Kangal sadece sürüyü korur. Sürüyü gütmez. Sadece bir güvenlik önlemi sağlar sürü için. Ama maliler de çift yönlü. Hem sürüyü korur hem de sürünün güdülmesini sağlar. Bu özelliğiyle birlikte uzun süre Avrupa'daki çobanların gözdesi haline gelmiş bir köpekten bahsediyoruz. Tabi o zamanlar işte mali üretelim gibi bir derdi yoktu insanların. Kürküne ya da işte anatomik şekline aldırış etmeden bu köpekleri sadece performanslarına göre kullanıp ona göre üretiyorlardı. Yani iyi performans sergileyen, sürüyü ciddi anlamda koruyabilen, sürüyü ciddi anlamda güdebilen köpekleri üretim programlarına bilinçsiz olarak dahil ediyorlardı. Asla işte kürkü çok güzel, rengi çok güzel, işte çok güzel bakıyor, çok hoşlanıyoruz diye bu köpekleri üretim programlarına sokmuyorlardı. Böyle 1900'lerin başına gelene kadar Malinois ırkı ya da Belçika çoban ırkı genellersek bugünlere kadar gelmişti. 1900'lere kadar gelmişti. 1900'lerde Avrupa'da kinolojinin yükselmesiyle birlikte bu köpekler renklerine ve anatomilerine göre ayrıştırılmaya başladı. Aslında bu Belçika çoban köpeği için biraz kötü bir durumdu. Çünkü o güne kadar performansıyla ön plana çıkmış ırk bir anda işte kürk rengine ya da işte anatomik yapısına göre ayrıştırılması, ona göre değerlendirilmesi ve ona göre üretilmesi ırkın performansı açısından bir geriye gidiş sinyaliydi. Malinois, Terburan, onun gibi iki tane daha Belçika çoban ırkı var. Diğer üçü, Malinois haricindeki diğer üçü bu tür kinolojik faaliyetlere biraz kurban gitti diyebilirim. Çünkü performansları şu an ciddi anlamda düşmüş durumda bu köpeklerin. Şanslı olarak Malinois'ı sayabiliriz. Çünkü Malinois tamamen o günden bugüne sadece performansına göre üretilen bir köpek ırkı. Şu an geldiği noktada zaten özellikle son 100 yıldır 1900'lerin başından günümüze kadar son 100 yıldır sadece profesyonel üreticilerin ya da profesyonel eğitmenlerin elinin değdiği bir ırk. O yüzden sadece Belçika çoban köpekleri olarak da düşünmeyelim. Genel diğer bütün iş köpeklerine göre çok çok şanslı. Çünkü bilinçli bir üretim programından geldi o günler bugünlere kadar. Bu sayede de şu an ulaştığı seviye üstün ırk diyebileceğimiz bir seviye. Çalışma olarak söylüyorum bunu, performans olarak söylüyorum. Mali ırkının sağlık sorunlarından da bahsedecek olursak sadece göz anomalilerine ve kalça eklem rahatsızlıklarına yatkın bir ırk. Fakat seçici üretimden geldiği için, yani bu testleri, sağlık testlerini geçememiş anne babalar üretilmediği için genelde bu tür problemlere, işte kalça çıkıklarına ya da işte eklem rahatsızlıklarına veya göz anomalilerine çok fazla rastlamıyoruz. Çok nadiren çıkıyor. O yüzden genel olarak konuşursak Mali ırkı çok çok sağlıklı bir ırk. Aynı Working Line Alman çobanlarda olduğu gibi genel sağlık sorunlarından uzak, çok sağlıklı bir zihin yapısına sahip, çok sağlıklı bir anatomiye sahip bir ırk diyebiliriz. Atak!
Malinois orta boy bir ırk. Çok yüksek bir ırk değil. Yüksek olması beklenmiyor çünkü bir köpek ne kadar çok yükselirse çevikliği o kadar çok düşer. İş köpeklerinde zaten bizim çeviklik olarak beklediğimiz ölçüler genelde şudur. 55 santimin altına çok düşmesin. 70 santimin üstüne de omuz yüksekliği çok çıkmasın diye düşünürüz. Çünkü 70 santimin üzerine çok çıktığı zaman köpek vücuduna hakim olmada zorluklar yaşar. Ve bu da çevikliğine yansır. Yani çevikliği düşer köpeğin. O yüzden genelde bizim millet olarak isteğimiz şudur. Köpeğimiz devasa olsun ve çok atik tavırlar sergilesin diye bir beklentimiz olur. Ama aslında iş köpeklerinde 55-70 santim aralığını çok geçmememiz lazım. En azından ciddi bir performans bekliyorsak bu aralığı çok geçmememiz lazım. Mali'de zaten dikkat ederseniz orta boy bir ırktır. Genelde işte 60-65 santim çok fazla üstüne çıkmaz. Zaten çıkarsa da standart dışı olarak görülür. Bir kere kürkü çok sağlam. Hani neredeyse su geçirmez diyebileceğim bir piye sahip. Sıcak havalarda bu biraz dezavantaj yaratıyor gibi gözükse de Mali'nin güdüleri sayesinde dedim ya yorulsa bile, sıcaktan sıkılsa bile hala daha çalışmaya devam edebilen bir köpek ırkı. O yüzden kürkünün kalın olması sıcak havalarda çok da problem yaratmıyor Mali için. Özellikle soğuk havalarda da büyük bir avantaja dönüşüyor bu. Çünkü soğuk hava Mali'yi asla yıldırmıyor yaptığı işten. Efsaneye göre Teselyalı bir at satıcısı, at üreticisi daha doğrusu. Güzel bir at üretiyor. Bu at çok heybetli, çok gösterişli bir at. Tabii bunu hemen dönemin kralı Filip'e götürüyor satabilmek umuduyla. Filip atı görünce hayran oluyor. Seyis emir veriyor. İşte bu ata gidin binin, sürün. Atın bir de sürüşünü görelim diye. Fakat seyislerin hiçbirisi ata yaklaşamıyorlar. At oldukça vahşi, hiçbirisi kullanamıyor atı. O sırada İskender, bizim büyük İskender olarak bildiğimiz kişi, o zaman 12-13 yaşlarında bir çocuk, homurdanmaya başlıyor. Çok güzel bir atı, sırf kabiliyetsizliklerinden ötürü korktukları için kullanamıyorlar, kaybediyorlar diye homurdanmaya başlıyor. Babası tabii öfkeleniyor. Olur mu öyle şey? İşte sıkıyorsa sen bin falan diyor oğluna. Oğlu da tabii küçücük bir çocuk olmasına rağmen bir sürü profesyonelin bilemediği bir ata biraz da sakinleştirerek biniyor, dört nala koşuyor ve hatta o atla neredeyse dünyanın yarısını fethediyor. Uzun süre yaşıyor bu at. Daha bu atın ismini alan bir şehir bile var. Bukefalos diye. Atın ismi Bukefalos. Mali de bence biraz böyle bir ırk. Herkesin kontrolünü sağlayamayacağı. Fakat bir kez kontrolünü sağladığınız zaman inanılmaz keyif veren, inanılmaz şeyler yaşatan bir ırk. Dedim ya kontrolü çok güç işte. Bu noktada asıl sıkıntı yaşıyoruz. Tabii günümüzdeki beklentiler sürü gütmesinden ziyade daha çok spor ya da işte askeri amaçlar ya da diğer kolluk kuvvetlerinin yaptığı polisiye amaçlarda kullanılıyor. Nedir bunlar? İşte devriye görevleri bir askerseniz, polisler için narkotik görevleri, işte mayın arama tarama gibi görevler ya da onun haricinde asayişin sağlanması gibi görevlerde kullanılıyor. Hatta o kadar iyi seviyede ki şu an Mali ırkı. Şöyle söyleyebilirim. Öncesinde mesela K9 denince aklımıza ne geliyordu? Alman çobanlar. Aslında K9 bir eğitim. Bu eğitimde kullanılan köpeklerin genelde Alman çoban olduğu için insanların aklında Alman çoban eşittir K9 gibi bir algı vardı. Şu an Mali o algıyı da yıkabilecek seviyede sektöre hakim olmuş durumda. Çok fazla artık Mali kullanılıyor. Çünkü Alman çoban bile artık çok iyi kana sahip olsa bile belli bir süre sonra yorulduğu zaman çalışmayı bırakıyor. Malinois'lar yorulsa bile çalışmayı bırakmayan bir ırk olduğu için çok daha fazla tercih edilmeye başlandı. Hatta biraz eski bir istatistik olmasına rağmen bunu kullanabiliriz aslında. Malinois'un yükselişinden beri Alman çobanların resmi işlerde görev alma oranı %80 oranında azalmış. Tabii bundaki pay aslında Alman çobanın suçu hiç yok. Buradaki pay biraz bize düşüyor. Yani Alman çoban üretirken insanlar genelde artık üretim kriterlerini düşünmüş durumda. Aslında üreticiler üretim kriterlerini artırsalar Alman çoban eski o şaşalı, o çok fazla talep edilen, çok fazla görev biçilen günlerine tekrar ulaşacak. Fakat günümüzde üretim kriterleri çok fazla düştüğü için, Mali'nin üretim kriterleri de hep yüksekte kaldığı için köpekler, yeni doğan bütün Malinois ırkı hep bir öncekinden çok çok daha iyi performansa sahip köpekler olarak doğuyorlar. Çünkü kötü performans gösteren anne babalar üretimlerde kullanılmıyor. Mali ırkıyla anlatacaklarım bu kadar. Biz diğer ırklarla çalışmalarımıza devam edeceğiz.